Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve dairede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımları bitmişti. Testlerin çözümünü yapıyorduk ve şimdi test 7'nin çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 205 ve 206'yı çözeceğiz. Elinde kitabı olanlar testi buradan çözsün, çözemediği sorulara baksın. Kitabı olmayanlar videonun açıklama kısmında çember ve daire testleri diye yazıyor zaten. Oradaki PDF'i indir, sen de çöz, çözemediği soruları lütfen buradan bak. Tamam. Evet hadi bakalım testin çözümlerine başlayalım. Birinci soruda bir bilgi verilmiş. Çevre 2 pi re alan ise pi re kare formülüyle hesaplanır diye söylemiş. Aşağıda x ve y yarı çaplı yarım daire verilmiştir. x yarı çaplı yarım daire tam olarak bir kez çevreleyen ip açılarak 5 eş parça ayrılıyor. 5. Bundan 5 tane eş parça yapıyormuşum. Bu eş parçalardan biri de bu. Yani bunun çevresi böyle x iken bunun çevresi ya da a iken bunun çevresi nedir? 5A olarak verilmiş. X yarı çaplı yarım dairenin alanı Y yarı çaplı yarım dairenin kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaş aslında bu benzerlik oranı çevreleri oranına eşit değil midir? Bunun çevresi A ise bunun çevresi 5A dedik ya. O zaman benzerlik oranı 1'e 5. Yarı çapları oranı 1'e 5. Yani Y ise burası 5Y olacak. E, benzerlik alan ikisi de benzerlik oranın karesi. 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 yapmak zorunda. E küçükten büyüğe 1 bölü 25 de büyükten küçüğe de 25 olmak zorunda daha doğrusu cevap böylelikle Cihan yapar. Birinci soru Cihan oldu. Geldik 2'ye. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Merkez var, kiriş var. Çektik. İki eş parçaya mı böler bu? Büyükte de kiriş olduğu için evet. E şimdi AB4 kökü ise burası 2 kök 2 kök 3 oldu. Hocam direkt pi x kareden cevaba ulaşırım diyenleriniz olur ya da alkanın alanı direkt burası r burası r ise pi r kare eksi pi r karedir. Yani alan neye eşit olur? Pi parantezinde r kare eksi r kare eşit Olur. Bunu bulmaya çalışacağım. Hocam buradaki pisagorda R kare neye eşit? R kare artı 2 kök 3'ün karesine eşit. R kare eksi R kare neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Gel burada 12'yi yaz. Alan o zaman 12 pi'ye eşit oldu. Evet. Cevap balık kesir oldu. Ben genelde ispat tekniği de yapmayı seviyorum diye bu şekilde yaptım. Evet. 2'yi balık kesir bulduk. Geldik 3'e. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Ne yapacağız? Tüm alandan şu yarım dairenin alanlarını çıkartacağız. Evet bunun yarı çapına R, R dersek oran isteniyor gerçi. 1, 1 de diyebiliriz ama neyse. E burası da R, e burası da R. E büyüğün yarı çapı ne oldu? 2R oldu. O zaman boyalı alanlar toplamının AB çaplı dairenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Boyalı alanı ne yapacağım? Büyük alandan pi 2 rnin karesinden neyi çıkartacağım? Yarı çapı R olan yarım. Yarı çapı R olan yarım. Yarı çapı R olan yarım. Yani 3 tane pi r kare bölü 2. 3 tane yarım daire çıkartacağım. O zaman bu ne yaptı? 4 pi r kare eksi 3 pi r kare bölü 2. O zaman 4 kere 2 8. Tabi bu eksiydi. 8 eksi bu 5 pi r kare bölü 2 yaptı. Bu taralı alan. Boyalı alanlar toplamının yani 5 pi r kare bölü 2'nin AB çaplı yani yarıçapı 2 olan pi 2 yarıçapı 2 ya Pi 2 R'nin karesi yani 4 R kare yaptım. Buna oranı isteniyor. Pi R kareler gitti. 5 bölü 2 bölü 4'ten 5 bölü 8 mi çıktı cevap? Evet cevap akça oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e sözel bir soru. Aşağıdaki kadınlara uygun bir geometrik çizim etkinliği yapılacakmış. Birinci adım AB çaplı O1 bir merkezde bir yarım daire çiziniz. Yarım çember çiziniz. Evet bir yarım çemberi çiziyoruz şöyle. Hop şöyle. O1 merkezli ve AB çaplı. O1 merkezli çembere A noktasında içten teğet olan AO1 çaplı yarım çemberi çiziniz. Şu yarım çemberi çiziniz diyor. Çemberler arasındaki bölge mavi renge boyansın diyor. Hop boyadım. şöyle. Bu maviye boyadıktan sonra diyor. Ne diyor bize? A ile B noktaları arasındaki uzaklık hop şuradaki uzaklık yani 8 vermiş. O zaman bunun yarıçapı 4. E burası da 4 ya. Buraya 2 kaldı. E o zaman mavi boyalı bölgenin alanı büyük yarım daireden pi 4'ün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız o zaman? Hocam küçük yarım daireyi pi 2'nin karesi bölü 2'ye çıkartacağız. 16 bölü 2'den 8 pi eksi 4 bölü 2'den 2 pi yaptı ve cevap da kaç yaptı? 6 pi yaptı. Yani dördüncü soru Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Beşinci soruda da ne demiş? Şöyle güzel bir 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta. Hocam bu yarı çap bu da yarı çap. Şu iki üçgen benzer oldu. E, i̇ki üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısında R olduğundan eş üçgen oldu. E madem eş üçgen beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6'dır. 6, 8, 10 üçgenidir. Hatta burası da nedir? 10'dur. E hatta burası da kaçtır? 8'dir. Ne yapacağız? Boyalı bölge. Çeyrek daireden pi 10'un karesi bölü 2, 4'ten neyi çıkartacağım? Hocam 2 tane 6 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartacağım. E burası 25 pi yapıyor. 25 pi eksi 48 bölü 2. Şunlar gitti. 48 mi yaptı? Evet cevap 25 pi eksi 48. Yani Ceyhan yaptı. Geldik bir sonraki soruya. 6. soru. Aşağıda o merkezdeki çember ve ABCD karesi verilmiştir. E şimdi burada KLM teğet noktaları boyalı alanın toplamı da 4 pi verilmiş. Şimdi ben bu alanı alıp buraya koysam yan yana geldiğinde güzel bir şey olmuyor. O yüzden toplamlarda güzel bir şey gelmeyecek. Ne yapalım ayrı ayrı düşünelim. E ne yapalım? Merkez var, teğet var. Çektik. Çektik. Küçük çemberin yarıçapına R dersem R R. Hocam burası 90, burası 90'sa e burası da 90 yaptı. Burası da R, burası da R mi oldu? Evet. Şimdi bu boyalı alan nedir? Hocam pi yani şey karenin alanından neyi çıkartacağım? Çeyrek daireyi çıkartacağım. Karenin alanı R kare eksi çeyrek daire pi R kare bölü 4. Sonra buna ait bir dilim oluşturacağım. Çiz bunu, çiz bunu. Hocam kare ya bunlar birbirine eşit ya. Yaylar da birbirine eşit o zaman. Yaylar da birbirine eşit olduğundan 364'e böyle 90 yapıyor. E burası 90 olduğundan burası da 90 derece olur. Hatta burası R. Burası da R oluyor ya. keş parçaya böldüğünden dolayı. R, R ise burası da R kökü oldu. Bu sefer yarı çapı R kökü oldu yalnız dikkat et. E o zaman ben burada ne yapacağım? Yarı çapı R kökü olan çeyrek dairenin alanından. E o zaman şöyle göstereyim. Pi R kök 2'nin karesi Bölü 4. Eksi üçgenin alan çıkartacağım. R kök 2 çarpı R kök 2 bölü 2'yi çıkartacağım. E o zaman burası ne yaptı? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Yani e, pi r kare bölü 2 yaptı burası. Değil mi? Pi r kare bölü 2 yaptı. Aynen öyle. Şu çeyrek daireden. Şu ne? Bu da çeyrek daireydi. R ka, pi r kare bölü 4. Neyse devam edelim. Buradan da ne geldi bu? Şunlar şunlar gitti. R kök 2 çarpı R kök 2. Üçgenin alan çıkartacağım. Pardon. R kök 2 çarpı R kök 2 bölü 2. Kök 2'ler gitti. Bu da R kare yaptı. Eksi R kare yaptı. Heh. Bu ikisinin toplamı olacak değil mi? Yani şu alanda pi R kare bölü 2 eksi R kare yaptı. Toplayınca bunları da. Şunlar şunlar gitti mi? Gitti. Hocam pi R kare bölü 2 eksi pi R kare bölü 4. Şunu 2 ile genişletince 2 pi R kare eksi pi R kare. O da pi R kare bölü 4 yaptı. Eşittir 4 pi'ymiş. Pi'ler gitti. R kare buradan 16'tan. R'yi de buradan 4 buluruz. R buradan 4 ise hocam burası 4. E burası da R. Burası da 4 olacak o zaman. Bir kenar kaç oldu? 8 oldu. O zaman 4 kere 8 32 oldu. Yani karenin çevresi isteniyordu bizden. Bir kenar 8 ise çevrede ne yapacaktır? 32 olacaktır. E o zaman cevap B seçeneği oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Bir bilgi verilmiş burada. Şimdi burada zaten konu anlatımında da anlattık. İki çember teğet olduğunda bunlarda böyle kiriş çizildiği zaman benzer oluyordu bunlar benzerlik oranı yarı çaplar oranı ya da kirişler oranı benzerlik oranı karesi de alanlar oranı eşit. Burada bunu anlatmış. Şimdi burada ne verilmiş? Ali Bey uzunluğu verilmiş bu sefer burada. 3K BC uzunluğu da 2K verilmiş. benzerlik oranı aynı zamanda 3 bölü 2'dir kardeşim. İstersen istersen böyle şunu şöyle çizip bunu böyle çizip ispatını da yapabilirsin. İspatını da yapayım ben şimdi sana. E hocam ortak teğet çizecek olursak şimdi ne oldu burada? Şöyle burası alfa iken burası 2 alfa oldu. 2 alfaysa burası da 2 alfa oldu. E, ters açıdan alfa 2 alfa oldu. Burası da 2 alfa oldu. Bak dikkat et tepe açısı 2 alfa olan ikizkenar kenar üçgen. Tepe açısı 2 alfa olan ikizkenar kenar üçgen. E, benzerlik oranı bak 3 bölü 2 yarı oranında oranı da 3 bölü 2 olacak. Yani bu kirişler oranı aynı zamanda benzerlik oranına eşit oluyor. İspat da bu o şekilde olur diye de söylemiştik size. E o zaman benzerlik oranı 3 bölü 2 ya 3 bölü 2'nin karesi nedir? 9 bölü 4'tür. Yani burası 9A iken burası 4A'dır. S1 bölü 2 isteniliyor. 4 A bölü 9 A isteniliyor bizden. Cevap Akça'yı yapar. 7. soruda. Geldik 8'e. Mavi boyalı bölgenin çevresi 8 pi olarak verilmiş. Çemberler birbirine değiyorsa hemen ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk değil mi? Hadi merkezleri birleştirelim. Birleştirdim, birleştirdim, birleştirdim. Birleştirdim. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam anahtar kelime bunlar. Bak dikkat et. Bunlar ek çizim falan değil. Anahtar kelime bunlar. E şimdi burada şu 90 90 90 olduğundan bak burası da 90 olur. Aynı şekilde 90 90 90 olduğundan bak burası da 90 olur. E burası 90 burası 90 yarı da aynı olduğundan dikdörtgen oldu. Burası da 90 oldu. Şunu ispatlamaya çalışıyorum. Burası da 90 burası da 90 oldu. Aynı hamlelerden dolayı bunlar da 90'lar derece olur mu? Hep olur. Şimdi 4 eş daire. Boyalı bölgenin çevresi. Şu boyalı bölgenin çevresine bak bakayım. Çeyrek daire. Çeyrek daire. Çeyrek daire. Çeyrek daire. 4 tane yarıçapı da aynı olan bir çeyrek daire değil mi? 4 tane 2 pi r bölü 4. 4 tane çeyrek daire eşittir 8 pi olarak verilmiş. Şunlar şunlar gitti. 2 pi ile 8 pi sadeleşince r de buradan 4 gelir. Yarıçap 4 geldi. Boyalı bölgelerin alanı, kırmızı boyalı bölgelerin alanları toplamı isteniliyor bizden. E arkadaş, kırmızı boyalı bölgenin alanları toplamını nasıl bulacağız? Hocam şurayı yollaş. Bu alandan 2 tane şu çeyrek daireyi çıkartacağız. Şu A alanı verin bana. Verir. A alanı ne eşit? Bu R'yi 4 buldum. Hocam burası 4. Burası 4. Burası da 4 ya. 8. Dikdörtgenin alanından 4 çarpı 8'den neyi çıkartacağım? 2 tane çeyrek daire. 2 tane pi R kare bölü 4'ü çıkartacağım. Şunlar şunlar sadeleşti. Yani 32 eksi kaç yaptı? 8 pi yaptı. Ama benden ne isteniyor? Burası A alanı. Burası da aynı şekilde A alanı olmaz mı? Hepsi aynı alan. Çünkü dikdörtgen aynı. iki tane çeyrek daire aynı, aynı olduğundan dolayı. Bizden 4 tane A isteniliyor. 4 ile bunu çarpsan 128 eksi 32 pi mi yapıyor? Evet. Cevap Akçay yaptı o zaman 8. soruda. 9. soruya geldik. İnşallah farkları isteniyormuş. Hi. Alanları bir eşit olsaydı şöyle diyecektik. Bu A ama alanları eşit dememiş. Alanları eşit olduğunda yapmıştık. Evet. Alanlar farkı isteniyor. Beyaz alan bizim için önemli mi kardeşim? Önemli. Şuradaki beyaz alana B alanı diyeyim kardeşim. Tamam. E hocam şurada da bir beyaz alan var. Şuraya da C mi diyeyim. C demeden de yapabiliriz aslında. Çünkü bu yarım daire. Bak bu da çeyrek daire. Gördün mü? Yarım daire ve çeyrek daireyi yazabilirim ben. S1-S2 isteniyor. Ve AB'yi de 6 vermiş. 6. Bunun da yarıçapı 3-3 mi oldu? Evet. Şimdi biz B artı S1'i yazabiliriz. B artı S1 çeyrek dairenin alanı. Pi R kare bölü 4 9 pi bir geldi. Evet. Şimdi B artı S2'yi yazabiliriz. B 2 alanında ne eşit? Bu yarım dairenin alanı. Pi R kare bölü 2. Yani 9 pi bölü 2 yaptı. Benden S1 eksi S2 isteniyor. Taraf tarafa çıkartırsam eğer. B'ler nanay. S1 eksi S2 geldi. 9 pi eksi 9 pi bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 9 pi bölü 2 mi yapar? Evet. Yani cevap balık eseri yaptı. 9'un soruda. 10'a geldik. Bir kere 10'a 20. Buradaki alan A'yken burası da kesinlikle 2A. Ve burada BC uzunluğu K iken ondan sonra burası K iken burası 2K burası da 2K verilmiş. 2K 2K'ları yazalım. Yani burası da 2K burası da 2K burası da K. Benzerlik alan ilişkisi. Şuradan yazayım. Şurada bir kere ne var? 1'e 2 oran olduğunu biliyorum. Şurada ya hocam 2 bölü 4. 1 bölü 2 mi yazsam? Hayır. Ama bir de burada bir daha böyle K'lı bir benzerlik yapacağım ya. 2 bölü 4'ten gideyim. 2 bölü 4'ün karesi nedir? Rasyonel sayılara girmeyeyim. 4 bölü 16. Yani ben buraya 4a diyeyim. O zaman burası ne olacak kardeşim? Direkt 8a olmayacak mı? Evet çünkü 1'e 2 oran var. Sonra ee, 4 bölü 16 tamamı 16a olacak. Buraya 12a kaldı. E burada da 2 bölü 5 oran var. Bak 2 bölü 5 oran karesi 4 bölü 25. İyi ki sadeleştirmemişiz. Bak burası 4ayken burayı da 25a yazacağım. 16a buradaysa buraya da 9a kaldı. Dikkat et şuradaki oranlamaya. 4. Hep burada da 2 katı 2 katı olmayacak mı? Evet. Bu iki katı. Bu da iki katı. 24A olacak. Bu da iki katı. 18A mı olacak bu şekilde? Evet. Yani şu dilimlerden dolayı 2 Burası 4, 8 ise burası 16 iken burası da 32 olacak ya ondan dolayı. Ya da 12'nin kat katı direkt. 9'un ilk katı direkt diyebiliriz. S1 bölü S2 isteniyor. S1 bölü S2 ne çıktı o zaman? S1'i 24A bulduk. S2'yi 9A bulduk. A'lar gitti. 3'e böl. 8 geldi. 3'e böl. 3 geldi. Yani cevap 8 bölü 3 yapar. Güzel bir soruydu. 10. soru Cehan oldu. Böylelikle test 7'yi de bitirdik. Test 8'de sıra. Son teste geldik. Onu da bir sonraki ders yapacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 8'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.